Hong Kong, 1842 İngiltere-Çin Savaşı'ndan sonra Nanking Anlaşması ile İngilizlerin ele geçirdikleri küçük bir adadır. Kent, Canton Irmağı'nın denize döküldüğü yerde kurulmuştur. 60 mil uzaklıktaki Macao'nun yıldızı giderek sönmüş, ticaret savaşını Hong Kong kazanmıştır. Passepartout, elleri cebinde Victoria Limanı'na doğru yürüdü. Renkli bir kalabalık sokakları, meydanları doldurmuştu. Tahtirevanlar, iki tekerlekli çekçekler, Avrupalı, Asyalı binbir insan sanki bir ayakta oradan oraya gidip geliyordu. Rıhtıma geldi sonunda. Passepartout bir berbere gidip tıraş oldu. Sonra Carnatic yanaşmış bulunduğu iskeleye doğru yürüdü. Orada dedektifle karşılaştı. Bay Fix sıkıntılı ve telaşlıydı. Bir aşağı bir yukarı dolaşıp duruyordu rıhtımda. Passepartout kendi kendine, "Şu işe bak yahu. Reform kulübü üyeleri amma da kuruntulu insanlarmış," diye söylendi. Sonra hiç eksilmeyen o aydınlık gülüşüyle Fix'in yanına yanaştı. "Nasılsınız Bay Fix? Bizimle Amerika'ya gelmeye karar verdiniz mi yoksa?" diye sordu. Fix dişlerini sıkarak "Evet," diye yanıtladı. "Ama ne iyi," diye bağırdı Passepartout. "Ben önceden biliyordum zaten bizden ayrılmaya dayanamayacağınızı. Hadi gelin de kameralarımızı ayırtalım." Carnatic'in onarımı erken bittiği için gemi yarın sabah değil bu akşam 8'de hareket edecekti. Acentanın bu haberine Passepartout çok sevindi. "Ama ne iyi," dedi. "Efendim bu habere pek sevinir. Gidip haber vereyim hemen." Geminin erken kalkacağını duyunca dedektif Fix'in canı sıkıldı. Durumu uşağa açıkça söyleyecekti. Yoksa bu fırsatı da kaçırdı mı iş işten geçebilir, elindeki kuş uçup giderdi. Passepartout'a gidip bir yere bir şeyler içsek diye önerdi. "Akşama dünya kadar vakit vardı." Passepartout, "Hay hay," dedi. "Gidelim." Rıhtımdaki meyhanelerden birine girdiler. Geniş, büyük, süslü bir salonlu burası. Dipteki bir sedirin üzerine 4-5 adam uzanmış yatıyordu. Uzun tütün çubuklarının uçlarındaki pişmiş balçıktan yapılmış lülelerin içine gül yağı ile karıştırılmış afyonu basmıştı bu adamlar. Ve bu afyon dumanının sarhoşluğuyla masaların altına yerlere uzanıp yatıyorlardı. Garsonlar kollarından bacaklarından tutup sedire uzatıyorlardı. Korkunç bir yerdi burası. Bir batakhaneydi. Derileri kemiklerine yapışmış bu zavallı insanlar bu müthiş zevkin tutkusundan kurtaramayıp kendilerini yavaş yavaş ölüme sürükleniyorlardı. Ve İngiltere bu adamların ölümü pahasına afyon ticaretinden hazinesine akacak oluk oluk altınların hesabını düşündüğünden ne kadar çok içen olursa ben de o kadar çok kazanırım hesabıyla Çin'e gemiler dolusu afyon gönderiyordu. Çin yönetimi yasalar çıkararak sert yasaklar koyarak afyon içimini engellemek istemişti ama para etmemişti. Orta Asya'nın bir bölümü ile Çin ve dolaylarında genç, yaşlı, kadın, erkek herkes dadandığı keyif verici bir alışkanlık olup çıkmıştı. Alışmış bir insanın afyonsuz kalması onun korkunç ağrılarla kıvranması demekti. Günde 8 çubuk içebilen bir insan çok çok 5 yıl yaşadıktan sonra korkunç ağrılar, acılar içinde ölüp gidiyordu. Fix iki şişe porto şarabı getirtti. Fransız büyük bir zevkle içerken Fix arada bir kadehlerden bir yudum alıyordu, o kadar. Biraz sonra ayağa kalkan Passepartout, "Artık gitmeliyim," dedi. "Geminin erken kalkacağını efendime haber vereceğim." Dedektif otur anlamında elini uzattı. "Bir dakika," dedi. "Sizinle önemli bir konuyu görüşmek istiyorum." "Neyi görüşeceksiniz benimle Bay Fix?" "Önemli bir konuyu." "Bu önemli konunuzu yarın açsanız bana, bugün işim var da," deyip oturduğu yerden kalkmak istedi. "Bir dakika efendim," dedi. "Nereye gidiyorsunuz? Bu konu efendinizle ilgili." "Neymiş efendimle ilgili olan?" Bunu söylerken de Fix'in yüzüne dimdik baktı. Fix'in yüzü bir an pek garip göründü uşağa. Bunu sezmiş gibi dedektif alçak bir sesle "Benim kim olduğumu biliyor musunuz?" diye sordu. Passepartout alayla karışık bir gülümsemeyle "Evet biliyorum," dedi. "O halde," diye mırıldandı Fix. "Size her şeyi söyleyebilirim. Hiç zahmete girmeyin dostum. Ben her şeyi biliyorum. Ama gene de anlatın bakalım. Yalnız şunu unutmayın ki o sayın baylar bunca parayı boşu boşuna havaya savurmuyor mu?" "Fix, bunca parayı havaya savurmak mı? Sizin ortadaki paradan haberiniz var mı? Bakalım dostum." "Elbette. 20 bin lira." "Ne 20 bini? Çık dostum çık. Tam 55 bin lira." Passepartout "Ne?" diye bağırıp hopladı oturduğu iskemleden.
Efendim Bay Fogg buna nasıl cesaret edebilmiş? 55 bin ha. Sonra ayağa kalktı. Artık bir saniye bile kaybedemem. Hemen gitmeliyim. Fix paspartuyu hemen oturttu. Bir bardak şarap daha sürdü önüne. Biraz durduktan sonra evet diye konuşmasını sürdürdü. Tam 55 bin lira. Eğer başarabilirsem bunun 2 bini benim olacak. Bana yardım ederseniz yarısını size verebilirim. Paspartu çok şaşırmıştı. Size yardım edersem mi diye sordu. Gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Evet, bana yardım ederseniz elbette. Bay Fogg'un birkaç gün daha Hong Kong'da kalmasını sağlayın yeter. Siz ne diyorsunuz Bay Fix diye bağırdı. Bu sayın baylar efendimin ardına adam takıp onuruyla oynadılar. Bununla yetinseler ya. Ne gezer? Şimdi de kalkıp efendimin önüne yeni engeller çıkartmak istiyorlar. Biraz utanma yok mu bu sayın baylarda? Dedektif Fix uşağın söylediklerinden bir anlam çıkaramayınca siz ne demek istiyorsunuz diye sordu. Şunu demek istiyorum Bay Fix. Sizin yaptığınızı adilik derler, bayağılık derler. O sayın baylara alet olduğunuz için bunca yol tepmeye ne gerek var? Bay Fogg'un parasını ha cebinden zorla almışsın, ha dolaba dövene başvurarak sızdırmışsın. Bence ikisi de bir. Dedektif Fix başıyla onayladı. Bizim de isteğimiz bu ya. Paspartu. Arkadaşlarının Bay Fogg'a kurdukları bir tuzaktır bu. Ama çok ayıp ediyorlar o sayın baylar. Dostluğa arkadaşlığa sığmaz. Ayıptır bu yaptıkları. Fix uşağın konuşmalarından hiçbir şey anlamaz olmuştu. Paspartu öfkesinden yere göğe sığmıyordu. Reform kulübünün pek saygıdeğer üyeleri. Önce şunu bilmenizi isterim. Benim pek saydığım ve uşağı olmaktan büyük kıvanç duyduğum efendim dünyanın en doğru, en namuslu insanıdır. O bir bahse tutuştu mu bunu en doğru kurallar ve ilkeler içerisinde başarır. Oyun moyun bilmez benim efendim. Fix uşağın konuşmasını kesti. Bir dakika beni dinleyin dedi. Ben sizin sandığınız gibi bir adam değilim. Ben kimim biliyor musunuz? Elbette efendim. Program gereğince gezisini sürdürüyor mu sürdürmüyor mu diyerek kulüp arkadaşlarının görevlendirdiği kimsesiniz. Bunu anlamayacak kadar aptal mıyım ben? Sizi keşfedeli aradan bunca zaman geçti. Gene de üzülür diye gidip de efendimi açmadım. Ya Bay Fogg'un bundan haberi yok öyle mi? Paspartu kadehi dipleyip masanın üstüne koydu. Yok ya böyle ağzı sıkı bir adamım ben. Dedektif elini alnında gezdirdi. Düşündü biraz. Paspartu benim hakkımda yanılıyor. Bunu kendisine açsam mı, açmasam mı? Efendisinin hırsız olduğundan habersiz. Onunla suç ortağı olduğuna göre bana yardım eder kısık bir sesle. Dinle beni dostum. Hem de kulaklarını iyice açarak. Ben kulüp üyelerinin efendini izlemek için görevlendirdiği kimse değilim. Yok canım tüh tüh diye alay etti Paspartu. Ya öyleyse siz kimsiniz sayın bayım? İngiliz polis örgütünden bu işle görevlendirilmiş dedektifim ben. Anladınız mı şimdi? Siz dedektif misiniz? Fix cebinden bir kart çıkarıp uzattı. Alın bakalım işte kimlik kartım. Paspartu, Fix'in elinde tuttuğu Londra polis müdürlüğünce kendisine verilmiş olan karta şaşkın şaşkın baka kaldı. Dili tutuldu, ne söyleyeceğini bilemedi. Fix, uşağın şaşkınlığından yararlanıp hemen saldırıya geçti. Bakın dostum. Bay Fogg'un dünya gezisini 80 günde tamamlamak için arkadaşlarıyla bahse tutuşması düzmece şeyler. Sizi de kulüp arkadaşlarını da ne güzel kandırmış. Siz de onunla suç ortağı olduğunuzun farkında değilsiniz ne yazık ki. Paspartu umutsuz bir sesle peki ama neden? Neden? Diye bağırdı. Dinleyin dostum dedi. Kaşlarını çattı. Eylül'ün 28'inde İngiltere Bankası'ndan 55 bin lira çalınmıştı. Hırsızın kim olduğu anlaşıldı. Bu soygunu yapan Bay Fogg'dur. Paspartu bu olamaz diye bağırdı. Yumruğunu masaya vurdu. Benim efendim dünyanın en namuslu adamıdır. Nereden biliyorsunuz namuslu adam olduğunu? Yola çıkacağınız gün işe alındığını siz söylemediniz mi bana? Bu süre içerisinde bir adamı tanımanız olanaksız. Yanına doğru dürüst yol gereçleri almadan deste deste çaldığın banknotları bir çantaya koy. Bir de dünya gezisi diye bir bahane uydurup kurtuluşu kaçmakta ara. Hala bu adamı dünyanın en namuslu adamı diye bilebilir misiniz Bay Paspartu? Fransız bir makine çubukluğuyla evet, evet diyordu. Dedektifin sesi birden sertleşti. Anlaşılan siz de onun suç ortağısınız. Sizi de tutuklamak zorunda kalacağım. Paspartu dirseklerini masaya dayamış avuçları için aldığı başını sıkıyordu. Kaldırıp da başını Fix'le göz göze gelmek istemiyordu. Bayan Auda'nın kurtarıcısı, yürekli, eli açık, güçlü Phileas Fogg bir banka soyguncusu daha. Akıl alacak iş değildi. Bir türlü inanmak istemiyordu. Paspartu kendini toparlamaya çalışarak peki benden istediğiniz nedir dedi. Şimdi beni iyi dinle Paspartu. Süveyş'ten kalkıp buralara kadar Fogg'un ardından gelmekteyim. Londra'dan beklediğim tutuklama emri hala göndermediler.
Bu emri alıncaya dek burada bir şeyler uydurup onu oyalayabilirsek işte bunun için yardım istiyorum senden. Ben mi size yardım edeceğim? Evet siz. Ben de o zaman İngiltere Bankası'na alacağım ödülün yarısını size vereceğim. Paspartu ayağa fırladı hemen. Asla, asla böyle bir şey yapamam diye bağırıp yığılıp kaldı birden. Neden sonra kendine gelip bir yudum daha aldı şaraptan. Kekeleyerek konuşmaya başladı. Bay Fix dedi. Bay Fix, bana söyledikleriniz doğru olsa bile, yani benim efendim, sizin aradığınız hırsız bile olsa, tamam mı? Ben buna inanmam. Yani sizin dediğiniz gibi öyle de olsa, tamam mı? Onun arkadan vuracak kadar alçak değilim ben. Dünyadaki bütün altınları bağışlasan da gene yapmam. Çünkü o çok iyi davrandı bana. Onun yanında çalışıyor, ekmeğini yiyorum Bay Fix. Ona nasıl hainlik yaparım? İnsanlığa sığar mı? Ayıp değil mi? Hem de kocaman bir ayıp. Yok, yok, olmaz öyle şey. Öyleyse size söylediklerim burada kalsın. Ben size hiçbir şey söylememiş olalım. Haydi içelim. Bay Fogg, belki de gezisini suya düşürecek bu olayın Çin meyhanesinde geçtiği sırada her şeyden habersiz Bayan Auda ile kenti gezmekteydi. Genç kadına çıkacağı uzun yolculukta giyim kuşam için gereksinim duyabileceği şeyleri almak istiyordu. Alışverişten sonra otele döndüler. Baş başa yenilen bir yemekten sonra genç kadın odasına çekildi. Fogg da salonda kalıp gazeteleri gözden geçirdi. Uşağı görünürlerde yoktu. Olsun. Genç adam biraz çıkıp dolaşın. Nasıl olsa gemi yarın sabah kalkacaktı. Onun için yatma saatini geçirmiş olması pek de önemsenmezdi. Ertesi sabah Bay Fogg zile basıp uşağını çağırdı. Ama Paspartu gelmedi. Uşağının o gece otele gelmediği anlaşılıyordu. Bay Fogg'un aklından geçenleri anlamak olanaksız olduğu için uşağına kızıp kızmadığını da kimse bilemez. Hiçbir şey söylemeden ve söylenmeden çantasını aldı. Bayan Auda'nın kapısını tıklatıp yola çıkmak üzere olduğunu haber verdi. Ve tahtırevanı çağırdı otelin önüne. Yarım saat sonra rıhtıma geldiklerinde Carnatic gemisini bir gece önce yola çıkmış olduğunu öğrendi. Evet, ne gemi vardı limonda ne de uşak vardı ortada. Genç kadın üzüntüyle baktı Fogg'a. Yüzünden en küçük bir şaşkınlık, öfke, üzüntü belirtisi olmayan Bay Fogg, "Önemi yok Bayan Auda," dedi. "Hiç üzülmeyin." Onları uzaktan gözetleyen bir adam yanlarına yaklaştı. Bu dedektif Fix'ten başkası değildi elbette. Dedektif, "Siz de benim gibi dün gece gelen Rangoon gemisinin yolcularındansınız, öyle mi efendim?" diye sordu. Fogg buz gibi bir sesle, "Evet efendim," dedi. "Ama sizinle tanışmak şerefine sanıyorum ki daha..." Fix hemen atıldı. "Özür dilerim efendim," dedi. "Uşağınızı burada bulabileceğinizi sanmıştım da." Genç kadın dayanamayıp konuşmaya katıldı. "Nerede olduğunu biliyor musunuz efendim?" "Nasıl? Sizinle değil mi uşağınız?" "Hayır," diye yanıtladı. "Dün geceden beri dönmedi. Acaba gemiye binmiş olabilir mi?" Fix daha da şaşıp kalmış bir görünmeye çalışarak "Çok garip," dedi. "Siz olmadan gemiye binmesi olanaksız değil mi? Sorularım için beni bağışlayın efendim. Siz de Carnatic'le gidecektiniz." "Evet efendim. Ben de öyle." İç geçirip duraladı biraz. Onarımı erken bitince gemiyi erken kaldırmışlar. Olacak şey mi bu? İlgililer bundan sonraki geminin 8 gün sonra kalkacağını söylediler. Fogg umursamaz bir tavırla konuşmaya katıldı. "Burada," dedi. Gayet bir sakin bir sesle. "Carnatic'ten başka gemiler de var. Haydi gidelim Bay Auda." Bunları söyledikten sonra genç kadının koluna girip rıhtım yolunda yürümeye başladılar. Fix artlarında donup kaldı. Onları uzaktan izlemeye koyuldu. Fogg tam 3 saat Yokohama'ya kalkacak gemi aradı. Bütün ajantalardan hepsinden boş döndü. İşte tam bu sırada karşılarına sırım gibi bir gemici çıkıverdi. Şapkasını çıkarıp Fogg ve genç kadını kibarca selamlayan gemici, "Sayın bayım, bir gemi mi arıyorlar?" diye sordu. Fogg durup gemiciyi süzdü. "Evet, hem kalkacak bir geminiz var mı?" "Evet efendim, 43 numaralı kılavuz gemisi. Bu filonun en iyi teknesidir." "Nasıl, hızlı mı bari?" "8-9 mil yapar. Görmek ister misiniz?" "Evet, sayın bayım, görünce çok beğenecekler. Bir gezinti için mi gerekli?" "Hayır, uzun bir yolculuk yapacağız da." "Uzun bir yolculuk mu dediniz?" "Evet, Yokohama'ya kadar gidebilir misiniz?" Adam şaşkınlıkla kollarını iki yana indirdi, gözleri kocaman açarak "Sayın bay, çok şakacı anlaşılan," dedi. "Şaka falan yapmıyorum. Carnatic gemisini kaçırdım da. En geç Kasım'ın 14'ünde Yokohama'da olmalıyım ki San Francisco gemisine yetişebileyim. Anlaşıldı mı?" "Anladım da efendim. Ne yazık ki bu olanaksız." "Neden?"
Size günde 100 lira ödesem vaktinde ulaştığınızda 200 liraya da ayrıca ödüllendirsem olmaz mı? Gemici büsbütün şaşırmıştı. Şaka yapmıyorsunuz ya sayın bayım. Hayır, şakadan hoşlanmam ben. Önerim de çok ciddiyim. Kılavuz kaptan biraz uzaklaşıp yanlarından düşünmeye koyuldu. Önerilen para gerçekten çok büyüktü. Ama böyle bir uzun yolculuğun tehlikeleri de parayla ölçülemeyecek denli büyüktü. Fogg yavaşça genç kadına sokulup sordu. Böyle bir yolculuktan korkmaz mısınız Bayan Auda? Genç kadın en tatlı gülüşüyle güldü. Sizinle olduktan sonra hiçbir şeyden korkmam Bay Fogg. Kılavuz kaptan biraz sonra yanlarına yaklaştı. Elinde tuttuğu şapkayı evirip çeviriyordu. Fogg, nasıl anlaştık mı diye sordu. Açıkça söylemek gerekirse sayın bayım dedi. Yılın bu mevsiminde bu deniz çok tehlikelidir. 20 tonluk küçücük bir tekneyle sizleri de adamlarımı da kendimi de tehlikeye atamam. Zaten Hong Kong'la Yokohama arasında 1650 mili aşıp zamanında Yokohama'ya varamayacağımıza göre Fogg kaptanın yanlışını düzeltti. 1600 mil. Evet ama ikisi de aynı kapıya çıkmaz mı? Yalnız başka bir çözüm yolu da bulunabilir sayın bayım dedi. Phileas Fogg nasıl bir çözüm diye sordu. Buradan Nagasaki'ye gidebiliriz. Hong Kong'la Nagasaki arası 1100 mildir. Şanghay'a geçersek uzaklık 800 mili iner. Hem kıyılardan gelen akıntılar gemimizi kuzeye doğru iteceğinden daha kolay bir yolculuk yapmış oluruz. Adamın bu önerisini dikkatle dinleyen Fogg başını salladı. Olmaz kaptan. Ben Yokohama'ya gideceğim. Şanghay'a değil. Çünkü Amerika'ya gidecek gemi oradan kalkacak. İyi ya sayın bayım. San Francisco gemisi önce Şanghay'dan kalkar. Sonra Nagasaki ve Yokohama limanlarına uğrar. İyi biliyor musunuz? Elbette efendim. Peki gemi Şanghay'dan ne zaman kalkacak? Ayın 11. günü akşam üzeri saat 7'de. Önümüzde 4 gün var. 4 gün tam 96 saat demektir. Ortalama 8 mil yol gidersek rüzgar güneydoğudan eser ve deniz de durgun olursa bu 800 millik yolu kolayca geçeriz. Peki ne zaman yola çıkabiliriz? 1 saat içinde efendim. Gerekli kumanyayı aldık mı makineler çalışır, yelkenleri de açarım. O halde anlaştık. Geminin sahibi siz misiniz? Evet efendim. Adın John Bunsby. Tankarde gemisinin kaptanıyım. Avans ister misiniz? Sakıncası yoksa iyi de olur. Fogg çantasından çıkarttığı parayı kaptana uzattı. Şimdilik şu 200 lirayı alın dedi. Sonra Fix'e döndü. Siz de bu fırsattan yararlanmak isterseniz buyurun birlikte gidelim. Bütün umutları bir kez daha yıkılan dedektif Fix çaresizlik içinde. Ben de sizden bunu rica edecektim efendim dedi. Pekala, yarım saat içinde gemide olmalısınız. Paspartu'nun ortadan kaybolmasına üzülen Auda, peki o zavallı çocuk ne olacak diye sordu. Fogg kesin bir dille yanıtladı. Onu bulmak için ne gerekirse yapacağım. Fix bu sözü duyunca sapsarı kesildi. Ama telaşını belli etmemeye çalışarak Tankarde gemisine doğru yürüdü. Phileas Fogg, Auda'nın koluna girerek önce polis müdürlüğüne gitti, ardından Fransız konsolosluğuna da uğradılar. Paspartu'nun eşkali ilgililere iletilmiş, gerekli bilgiler verilmişti. Saat 3'te kılavuz gemisi yola çıkmak üzere hazırdı. İki direkli hafif bir gemiydi bu. Yelken ve donanımı yeni, hızlı bir tekneydi. Kaptan John Bunsby de başka gemide 4 gemici daha vardı. Bu sular karış karış bilen korkusuz insanlar oldukları durumlarından anlaşılıyordu. Phileas Fogg ile Bayan Auda gemiye atladılar. Fix de daha önce gelmişti. İçine girdikleri kamera belki küçücüktü ama derli topluydu. Kameranın dört bir yanında rahat divanlar vardı. Ortadaki masada bir lamba yanıyordu. Fogg, Fix'e dönerek ''Size fazla bir ikramda bulunamayacağım için üzgünüm.'' dedi. Fix karşılık vermeyip sadece başını eğmekle yetindi. Yakalayıp tutuklamakla görevlendirdiği bir adamın konuğu olmaktan büyük bir eziklik duyduğu belliydi. İyi ve nazik bir insan dedi. Ama ne yazık ki haydut. Özellikle yılın bu mevsiminde ufacık bir gemiyle 800 millik bir denize aşmak tehlikeli bir serüvendi. Çok sert fırtınaların korkunçlaştırdığı Çin denizinde özellikle yola çıkmak başlı başına cesaret işiydi. Tankarde rüzgarı arkasına alarak Hong Kong'un çırpıntılı kanallarında ilerlemeye başladı. Bu kanallarda sular hep kabarıktı. Biraz sonra açık denize çıkan teknenin kaptanı Fora Yelken dedi. Gittikçe kabaran denizde Tankarde hızla yol almaya başlamıştı. Rüzgarın etkisiyle havada süzülen bir kuş gibiydi gemi. Biraz sonra karanlık bastırdı. Yarım daire biçiminde ayın cılız ışıkları bir süre sonra ufukta kayboldu. Kaptan geminin ışıklarını yaktı çünkü bu denizde oldukça yoğun bir trafik vardı. Bu hızla giderlerken bir gemiyle çarpışırlarsa paramparça olabilirlerdi. Tankarde'nin baş tarafına oturmuş olan Fix,
düşünceliydi. Konuşmaktan hoşlanmayan Fogg'dan uzak durmayı yeğlemişti. Hem teknesine kendisine yer veren bu adamla arkadaşlık kurmayı da pek istemiyordu. Bu adam diye düşünüyordu Fix. Yokohama'da kalmayacak, belli. San Francisco'ya gidecek gemiye biner binmez elimden kurtulacak. Amerika gibi çok geniş bir ülkede gizlenmesi kolay. Evet, evet, Amerika'ya kaçıp kurtulacak düşüncesini sürdürüyordu. Sonra ne olacak? Amerika'ya geçince elimden kurtulacak mı? Hayır, onu İngiltere'ye geri aldıracak ortamı yaratıncaya kadar ben de beklerim Amerika'da. Sonuna dek görevimi yapmaya çalışacağım. Neyse ki Paspartu'yu efendisinin yanından uzaklaştırdım. Şu sıralarda onları buluşturmamak da önemli. Evet, işleri şimdilik yolunda demektir. Phileas Fogg da böyle ansızın ortadan kayboluveren uşağını düşünüyordu. Bir anlaşmazlık sonucu zavallı uşak Carnatic gemisiyle gitmiş olmalıydı. Genç kadın da aynı düşüncedeydi. Yaşamını borçlu olduğu çok iyi kalpli adamın böyle ortadan yok olmasına çok üzülmüştü. Gece yarısına doğru Bay Fogg ile Bayan Howe da kameraya bindiler. Dedektif Fix daha önce gelip ranzalardan birine uzanmıştı. Kaptan ile dört gemici geceyi güvertede geçirdiler. Ertesi gün 8 Kasım'da güneşin ilk ışınları göründüğünde 100 mili aşkın bir yol almışlardı. Rotayı sık sık denetleyen kaptan suya sallandırılan Parekete'ye baktı. Yanındaki gemiciye saatte 8-9 mil hız yapıyoruz dedi. Rüzgar böyle eserse limana çok kolaylıkla varacaklardı. Öğleye yakın saatlerde rüzgar hem hafifledi hem de yön değiştirip güneydoğudan esmeye başladı. Kaptan yelkenleri kısalttırdı. 2 saat sonra rüzgar eski şiddeti bulunca tam yelken açtılar. İyi bir rastlantı sonucu ne Bay Fogg'u ne de Bayan Auda'yı deniz tutmadığı için iştahla yediler yemeklerini. Kumanyaları kuru peksimetle konserveydi. Fix yemek çağrısını kabul etmek zorunda kaldı. Nasıl gemiler safrasız gidemezse deniz yolculuğunda mideye bir şeyler yüklemek gerekiyordu. İster istemez yemek çağrısını kabul etti. Bir hırsızın sofrası bile olsa ama bir hırsızla aynı sofrada oturmak hele hele onun yemeğini yemek ağrına gidiyordu Fix'in. Yemek yedikten sonra Bay Fogg'u bir yana çekerek efendim dedi. Bu efendim sözcüğü gırtlağını yakıp kavurmuştu sanki. Kabil olduğu kadar ince ve kibar görünmeye çalışarak konuşmasını sürdürdü. Efendim kiraladığınız gemide bana yer verdiğiniz için size tekrar teşekkür ederim. Sizin gibi bol para harcama olanaklarım yok ama gene de payıma düşeni ödemek isterim. Bay Fogg elini kaldırarak yok dedi. Lütfen bundan bir daha söz etmeyelim. Fogg adamın sözünü keserek hayır olmaz efendim dedi kibarca. Bütün bu harcamalar yolculuk için ayrılmış paranın içindedir. Dedektif çaresiz boyun eğmek zorunda kaldı. Bütün gün tek bir laf bile etmedi. Bu arada gemi hızla yol alıyordu. Durumdan umutlu görünen kaptan Fogg'un yanına gitti. Şangay'a tam vaktinde varacağız efendim dedi. Fogg öyle görünüyor diye yanıtladı kaptanın sözünü. Gece sabaha karşı gemi hiçbir tersitle karşılaşmadan Çin kıyılarını Formosa adasından ayıran Fokien boğazına girmişti. Yalnız bu dar boğazda sular azgın ve kabarıktı. Karşılıklı akıntılar yüzünden tekne güçlükle ilerliyordu. Kısa fakat oldukça sert dalgalar teknenin hızını kesiyordu. Güvertede ayakta durmak olanaksızdı. Kaptan bütün kötü belirtileri değerlendirdikten sonra gökyüzünü uzun uzun inceledi. Dişlerinin arasından anlaşılmaz bir şeyler mırıldandı. Sonra Fogg'un yanına gelerek "Sayın bayım" dedi kısık bir sesle. "Sizinle konuşmak istiyorum." "Fogg, buyurun efendim." dedi. "Güçlü bir fırtına patlamak üzere." "Güneyden mi, kuzeyden mi?" diye sakin bir sesle sordu Fogg. "Güneyden efendim. Bakın ufuk nasıl kararmış. Bu bir tayfun bu." "Güneyden esecek bir fırtına bizim işimize gelir kaptan. Hoş geldi, sefa geldi," dedi Fogg. Kaptan durakladı. "Durumu siz böyle yorumluyorsanız," dedi bozuk ve kızgın bir sesle, "söylenecek bir başka lafım yok." Kaptan sezgilerinde ve gözlemlerinde yanılmamıştı. Ünlü bir meteoroloji bilgininin alevler çıkararak akıp giden ışıklı bir çağlayan biçimde tanımladığı bu tayfun, mevsimin ilk haftalarında kazasız belasız savuşturulabilirdi ama kış başlangıcında denizin altını üstüne getirir, bu azgınlık karşısında değme tekneler bile dayanamaz alabora olup batıp giderlerdi. Baştaki Trinketa yelkeninden başka hiçbir güce gerek kalmadan ilerleyen Tankarde rüzgarda uçan bir tüy gibiydi. Tankarde bütün gün dev dalgalar tarafından sürüklendi durdu. Güvertenin üzerinden geçen dalgalar yolcuları sırılsıklam etmişti. Üzerlerine gemici muşambaları olmasaydı güvertede durmak olanaksızdı.
Rotada değişiklik yapılmadan bütün gün ve gece hep kuzey yönünde yol aldılar. Bir uzun gün daha geçtikten sonra ortalık karardı. Karanlığın çökmesiyle fırtına iyice kudurdu. Kaptan kaygılı ve endişeliydi. En yakın limanlardan birine sığınmak zorundayız efendim dedi. Fogg da kaptanın düşüncesine katılmıştı. Evet dedi. Ben de öyle düşünüyorum. Kaptan, iyi güzel de hangi limana sığınacağız diye sordu. Ben dedi gayet bir sesle, böyle bir liman biliyorum. Hangisi? Shanghai diye yanıtladı Fogg. Kaptan önce anlayamadı. Şaşkın yüzüne baktı. Sonra ah diye bağırdı. Doğru, haklısınız efendim. Shanghai'ya gidiyoruz. Müthiş bir gece geçirmişlerdi. Solgun bir güneşle birlikte yeni bir gün başlıyordu. Ama fırtınanın öfkesi hala geçmemiş, sadece yön değiştirmişti. Şimdi de güneydoğudan esmekteydi. Yatağından bir hayli kabarmış, azgın bir denizin üzerinde güçlükle ilerlemekteydiler. Öğle saatlerinde biraz hafifler gibi olan fırtına, akşama yakın saatlerde iyice dindi. Tayfun kısa sürmüş fakat sert geçmişti. Yolcular gibi gemi görevlileri de yorgun ve bitkin düşmüşlerdi. Hala açık denizde ilerliyorlardı. Ortalıkta Tankarde'den başka gemi de yoktu. 100 mil yolları kalmıştı. Bir günde bu kadar yolu aşarak Şangay'a ulaşmaları gerekiyordu. Öğleye doğru Tankarde Şangay'ın 45 mil açığında bulunuyordu. Yokohama'ya kalkacak geminin hareketinde de 6 saat kalmıştı. Fırtınaya yakalanmasalardı geminin hareketinden önce limana ulaşacaklardı. Hepsi de heyecanlıydı. Yalnızca Bay Fogg'tu sakin ve soğukkanlı olan. Hangi yönden ve ne zaman eseceği belirsiz bir rüzgar altında ancak 8-9 mil yapabiliyorlardı. Kıyılardan zaman zaman esen rüzgar birdenbire duruveriyordu. Akşama doğru saat 7'de Şangay'a 3 mil uzaklıktaydılar. Kaptan dayanamayıp okkalı bir küfür savurdu. Çünkü uzaklarda koyu bir duman görmüştü. Bu normal saatinde kalkan Amerikan gemisiydi. 200 dolar liralık ödülden olduğunu anlayan kaptan kendi kendine sövüp saydıktan sonra öfkesini dışa vurdu. Şu işe bak yahu. Phileas Fogg kesin fakat oldukça sakin bir sesle. Ona işaret versene kaptan dedi. Sisli ve tehlikeli havalarda işaret vermek ve yardıma çağırmak için kullanılan bir top vardı baş güvertede. Gemiciler topu doldurup ateşleyeceği sıra Bay Fogg bayrı bayrağınızı da çekin dedi. Güç durumlarda kalan bir teknede yarıya kadar çekilen bayrak yardım istemek anlamına geldiğinden tehlikede olduğunu gören Amerikan gemisi rotasını değiştirerek yanlarına gelebilirdi. Bayrak hemen yarıya indirildi. Bu sırada top da patladı. Çevrede yankılar uyandırdı bu patlama. Carnatic adlı Amerikan gemisi 7 Kasım akşamı saat 6.30'da Hong Kong'dan ayrılmıştı. Bütün kameralar doluydu. Yalnızca arkada 2 kamera boştu. Bunlar Fogg adına ayırtılmış yerlerdi. Geminin yola çıkışının ertesi sabah yolcular saçı başı karışmış, gözleri kaymış, sarsak yürüyüşlü bir adamın ikinci mevkiden güverteye güçlükle yürümeye çabaladığını görünce şaşırdılar. Oysa bu paspartudan başkası değildi. Genç adamın başından geçenleri kısaca anlatmaya çalışalım. Fix onu baygın bırakıp meyhaneden ayrıldıktan sonra iki garson karga tulumba edip afyon keşlerin sızıp kaldığı yatağa yatırmışlardı. Orada kendini bilmez durumda 3 saat yattıktan sonra biraz kendine gelir gibi olmuştu. Birden yapılacak işleri anımsamaya çalıştı. Yattığı yerden güçlükle doğruldu. Duvarlara tutuna tutuna kendini dışarı zor attı. Sızıp kaldığı bu 3-4 saat içinde de karma karışık düşler görmüş. Hep Carnatic, Carnatic diye bağırmıştı. Sokağa çıkınca gene Carnatic, Carnatic diye bağırmaya başladı. Gemi istimi almış kalkmak üzereydi. Paspartu'nun bacaklarında biraz güç olsa gemiye ulaşması için birkaç adım atması yeterdi yalnızca. Gücünü toparlamaya çalışarak uzatılmış iskemleye yapıştı. Gemi demirini alıp halatlarını çekmeye başladığı sırada o da kendini güverteye attı. Yığılıp kaldı oracıkta. Bayılmıştı. Böyle durumlarla sık sık karşılaşan gemicilerden birkaç tanesi onu ikinci mevki kameralarından birine indirdiler. Paspartu ancak ertesi sabah kendisine gelebildi. Bu sırada gemi de Çin kıyılarından 150 mil uzaklaşmıştı. Güverteye çıkıp taze deniz havasını içine çeken Paspartu biraz kendine gelince kafasını toplamaya çalıştı. Fix de gittikleri afyon çekilen meyhaneyi anımsadı. Yahu çok içmişim be. Şimdi efendime hangi yüzle çıkacağım ben? Neyse ki gemiyi kaçırmadım. Önemli olan da bu aslında diye düşündü. Sonra birdenbire Fix'i anımsadı. Neyse ki o herifi başımızdan savdık. O iğrenç önerisinden sonra bizi izlemek için yüzü kalmadı herifin.
Efendim İngiltere bankasını soymuş. Bak sen. Ulan ben ne denli katilsem efendim de o ölçüde bir hırsızdır. Olacak iş mi bu? Gidip her şeyi efendime açıkça anlatsa mıydım? Efendisi buna ne diyecekti? Yoksa Londra'ya varıncaya dek susup oturursa mıydı? Bir türlü karar veremedi. Ayağa kalkıp sallana sallana kıç güverteye yürüdü. Orada ne efendisi vardı ne de Bayan Avda. İyi diye düşündü. Bayan Avda daha uyanmamış. Bay Fogg da bridge oynamaktadır arkadaşlarıyla. Huylu huyundan vazgeçer mi? Oynayacak benim efendim. Söylene söylene alt katlara indi. Bay Fogg burada da yoktu. Gemi katibinden efendisinin kaldığı kamerayı soracaktı. Gidip buldu. Bu hatta bir yolcu olduğunu sanmıyorum dedi katip. Nasıl olur? Aradığım bay uzun boylu, kibar, çok konuşmayan biri. Yanında da bir hanım bulunmakta. Adam kadın sözü üzerine daha kesin konuştu. Hele dedi, gemide hiç kadın yok aslanım. Gemileri karıştırmışsın anlaşılan. İyice inanman için sana yolcu listesini göstereyim. İşte bak, ne tanımladığın gibi uzun boylu bir adam var bu listede, ne de dediğin gibi bir kadın. İnandın mı şimdi? Ben şimdi Karnatik'te miyim diye sordu. Evet dedi katip. Bu gemi Yokohama'ya mı gidiyor? Evet. Paspartu yanlış gemiye bindiğini sanmıştı da bu soruları onun için sormuştu. Kendisi doğru gemide bulunduğuna göre efendisi neredeydi? Bir koltuğa yığılır gibi oturdu. Biletleri ayırtırken Karnatik'in bildirilen saatten daha önce kalkacağı söylenmişti kendisine. Ama bu haber efendisine bildireceği yerde gidip meyhanede o kafası kırılası adamla kafa çekmişti. Sonra olanlar olmuştu işte. Bütün bu terslikler o dedektifi olacak adamın başı altından çıkmıştı. Mahvoldu benim sayın efendim. İddiasını bütün bütüne yitirdi. Beline doğrultamaz artık. Üstelik hırsızlık suçundan tutuklayıp hapse atacaklar. Gel de çık bu işin içinden. Tutuklama sözü aklına geldikçe saçını başını yoluyordu. Şu Fix denilen adam bir eline geçsin diyele çiğ çiğ yiyecekti onu. Kasım'ın 13. günü. Denizin yükselmesiyle birlikte Karnatik'te Yokohama limanına giriyordu. Büyük okyanusun işlek limanlarından biriydi Yokohama. Geçmiş dönemlerde Japon İmparatorluğu'nun 2. büyük kentinde Yakyun adında bir imparator ülkeyi burada yönetmişti. Paspartu karaya çıkarken neşesizdi. Güneşin oğullarının ülkesine pek de ilgi duymamıştı. Kentin sokaklarında gelişi güzel dolaşmaya başladı. Git git bitmeyen uçsuz bucaksız sokaklara daldı. Yüzlerinden sağlık fışkıran pembe yanaklı çocuklar, kısa bacaklı köpekler gördü. Yollar, arabalar, atlar, perdeli çekçek arabalarından geçilmiyordu. Paspartu yürürken o kadar dalmıştı ki birden kırlarda buldu kendini. Karnı da dehşetli acıkmıştı. Hava karardığı için renk renk kağıtlardan yapılmış fenerlerle sokaklar ışıklandırılmaya başlanmıştı. Paspartu gümrük binasının çevresinde dolandıktan sonra kendine uygun bir yer seçti. Hemen oracıkta kıvrılıp sabaha bekledi.